Merhaba. Bu sulu boya çalışmamızda da öğrencilerin, çocukların çok sevdiği dondurmaları yapalım istedim. Önce külahlarımızı yapalım. Onlar biraz kurusunlar. Biz de üzerine dondurmalarını çizelim. Şimdi kornet yapmak için ilk önce sarı ile, hatta koyu sarı diyebilirim. Varsa böyle kahverengiye bakan sarınız da olabilir. Bununla hatları bir belirginleştirelim. Bu bir üçgendi. Bunda da bir dikdörtgen yapıyoruz. Fakat daha sonra bu dikdörtgenin kenar kısmından şöyle biraz boşluk bırakıyoruz. Hani o tabak gibi kısmı. Ve bunu giderek daraltıyoruz. Giderek bir daralma var. Ve yine bir tane daha kornet yapalım. Şimdi bunların içlerini yine sarımızla dolduralım, tamamlayalım. Bazı yerlerin açık kalması çok önemli değil. Mesela bunda daha çok su, daha az boya kullanıyorum. Beyazlık bırakmamaya dikkat edelim. Ve son kornetimiz. Şimdi bunlar biraz ıslak. Üzerlerinin çizgileri var biliyorsunuz. Onları yapmak için bekleteceğim. Ben de bu arada kendi dondurmalarımı hazırlayayım üzerine. Önce şöyle bol topu olan bir dondurmamız olsun. Neyli dondurma olsun? Kırmızı bir dondurma topumuz olsun. Çilekli mi oluyor kırmızı? Ya da vişneli mi geçiyor? Tam üstüne bir top. Ama bu topun kenarlarından da biraz taşmış. Buna dikkat edelim. Tam o havayı vermesi için biraz sulandırarak, çok keskin bir görüntü olmasını istemiyorum. Az sulandırarak. Bakın fırçamın kendi düzlüğünden yararlanıyorum. Ve birinci dondurma. Şimdi üzerine mor mu alalım? Mor bir yaban mersinli ya da vişneli dondurma alalım. Onun üzerine. Aynı şekilde ama çok süper düz konmamış. Böyle çok şekli. Tabii kurumadan çalıştığım için orada hemen kırmızı üzerine dağılma yaptı. Burada da artık onun sayısını arttırabiliriz. Ben bir tane de biraz ilk koymak istiyorum. Turuncu, portakallı mı olur? Portakallı diyelim. Bir de ilk koymayı göstereyim. Yine ilk koyuyoruz. Yine kenardan taşıyor. Dikkat ederseniz bu çıkıntılar taşma. Bu şekilde. Hazırlamış olalım. Şimdi öbürüne geçelim. Öbürüne şöyle makineden çıkmış, sıkıla sıkıla döndürülerek gitmiş bir dondurma yapmak istiyorum. Onu da pembe olsun. Biraz pembe, biraz su. Biraz pembe, biraz su. Çok cart bir pembe olmayacak. Şimdi bunda da şöyle parmağım şeklinde giderek küçülen, hafif eğik duran ince uzun parmakçıklar hazırlıyoruz. Bu görüntüyü verebilmesi için bakın tam bir pembe değil, sulu bir pembe.
Parmak parmak olacak. Şimdi bu birinci sıkılmış. Sonra üzerine ikinci sıkılmış. Ve sonra üzerine üçüncü kısım sıkılmış. Daha sonra bunların kontürlerini yapacağım kurumaları için. Ben bu renk tonunu kullanmak istediğimden. Ve sonra en üstüne de şöyle sıkarken son damlanın verdiği hava. Buralara bu her bir parmağın başlama ve bitiş kenar çizgilerini yapacağız az sonra kuruyunca. Bu arada bu dondurmamın korneti kurudu. Kahverengiyle arzu ederseniz biraz turuncuyu karıştırarak tam bir sert bir kahverengi değil, tam bir yumuşak turuncu değil. Şimdi kornette çizgiler verevine olur. Tabii ki ben bu resimleri yaparken kullandığım kağıt A4 kağıdı. Doğal olarak da çok çabuk suyu emiyorlar. Normalde 200-300 gramlık özel yapılmış sulu boya kağıtları var. Bir de bizim resim defterlerimizdeki klasik defterler var. Gramajı biraz daha fazla olan. Onlardan kullanılabilir daha teknik resimlerde. Bu bizimki ilkokul seviyesindeki çocuklar için. Bakın birinci kornetimi tamamladım. İkinci kornetimin de külahımın da gövdesini bu sefer kare kare yapacağım. Bildiğimiz kafes gibi yapacağım. Videoyu çok uzun tutmamak adına ben mecburen hızlı çalışıyorum. Tabii ki çok daha detaylı, çok daha özenli çalışılabilir. Şimdi bunun da bir şöyle hafifçe çerçevesini yine yenileyelim. Çünkü fırında en dış kısımlar biraz daha kızarırlar. Bunlar da pişirilerek yapılan şeyler, yiyecekler. Bu arada bu dondurma toplarım kurudu. Onların üzerine bir meyve parçaları yerleştireyim istiyorum. Ne renk meyve parçaları yerleştirebilirim? Kırmızıya pembe. Pembe, kırmızı, karışık parçalar yerleştireyim. Tam olarak ne olduğu anlaşılmıyor gibi. İçinde çilek parçaları mı bunlar? Bunu bu şekilde tamamladık. Şimdi bir de çikolata sosu yapalım. Bu dondurma toplarının üzerine. Artık keyfinize, zevkinize göre neler ekleyebilirseniz. Ben olabilecek her şeyi göstermeye çalışıyorum. Bildiğim, bilebildiğim diyeyim daha doğrusu. Bildiklerimdeki bütün örnekleri göstermeye çalışıyorum. Siz daha az, daha çok, daha farklı her şeyi yapabilirsiniz. Şimdi sos biraz dışından bakın. Ve sonra böyle akma hissi verecek bize. Üzerine sıkılmış akma hissi verecek. Şöyle uca doğru azıcık da akıtabiliriz. Biraz daha sivri. Hala kağıt tam kurumadı. Hızlı çalışıyorum. Dağların üzerine yaptığımız kar deseni gibi. Hatta şöyle bir tane damlatayım. Bu da kurusun bir taraftan. Şimdi gelelim sıkılmış krema şeklinde dondurmamıza. Bu dondurmamızda da hatları tekrar çizdirip belirginleştireceğiz. Yine de tam kurumamış. Ben dağıldığını hissedebiliyorum.
Sonuna kadar getirmiyorum. O zaten göz onu tamamlıyor. Son parça ise tamamını çiziyorum. Böylece bakın bu eğik durdu. Bunu düz de yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yerleştirdim. Hatta orayı biraz eritip dondurmamızın üzerine oturtturabiliriz. Sulu bir üzerinde müdahaleler yapmak güzel, kolay, eğlenceli. Bu arada benim en sevdiğim limonlu dondurmayı yaparak videomu sonlandırayım. Herkese kolay gelsin. İyi eğlenceler diliyorum. Farklı tonlardan da her zaman komşu tonlardan yardım alabiliriz. Hoşça kalın.